döndürme sorularındaki ilk işin eşit uzunlukları göstermek olsun. ya yani bu kenar böyleyken böyle gelmiş. Sen bunu göstermezsen bunun ikiz kenar olduğunu sonradan nasıl bileceksin? Başta göster uzunlukları. Benzer şekilde buradaki BD senin köşegenin ama aynı zamanda paralel kenarın bir kenarı. Bak gördün mü? Bu paralel kenarın kenarı. Burası. E eskiden paralel kenarın uzun kenarı neresiydi? Burasıydı. Ha ne oldu? Burada da bir ikiz kenarlık çıktı. Bunları baştan göster bak. İlk iş olarak de ki ben döndürme sorusu gördüğümde döndüğünde değişmeyen bu uzunlukların yerlerini göstereceğim de kendine. Şimdi ikiz kenar üçgeni gördüm. Ne diyorum? Dik indirmeliyim diyorum. İndirdim diki. Şuradan 2 2 böldüm burayı. Bu dikin bir benzerini şurada da yapsam çok güzel olacak. Çünkü bu iki buraya sürüklenebilecek bu sayede. Paralel kenar uzun kenarı dokuz. Paralel kenar uzun kenarı 9. Bunların hepsi 9 yani. E şurası da tabii ki paralel kenarın uzun kenarı. Bak bu şekilde gösterdim. 9 burası aynı zamanda. 9 yedinin 7'nin Pisagor'undan ben sana haşı bulabilirim. 9'un karesi 81 eşittir. 7 kare haş kare. Salladım bu tarafa. 32 eşittir haş kare. Alan nedir diyor? Tabanca. Bir yüksekliktir. Yan dönmüş olanın tabanı 9, yüksekliği de h olduğu için 9h bunun alanıdır. h yerine 4 kök 2 yazmayı da düşünürsen 4 kere 9 36 kök 2 de sorunun cevabı olmuş olur.